gazeteci yazar Oktay Yıldırım Ankara stüdyomuzda karşımızda olacak. Hem gündemdeki konuları hem de basına ilişkin bir haftada geçtiğimiz süreçte neleri geride bıraktık. Kendisinden dinleyeceğiz. Önemli değerlendirmelerde bulunacaktır yine. Sayın Yıldırım beni duyuyor musunuz? Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Deniz Adalı. İyi cumalar, iyi hafta sonu başlangıcı. Evet Sayın Yıldırım geçtiğimiz hafta ilişkin yani gündemdeki konularla mı belki de sizin de yargılandığınız, beraat ettiğiniz bir yine sizin açınızdan değil ama sizde 3 aylık 3 yıl 4 aylık bir ceza olmuştu. Bu konuyla belki başlamak istersiniz Ergenekon Mahkemesi'nde. E belki de yine basının gündemiyle ilişkin program öncesi çok konuşamadığımız için neyle başlayacağınızı bilemiyorum şu ana şu anki aşamada ama size bırakalım yine olduğu gibi değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Belki Ergenekon konu yorumuyla başlarsınız. Belki de basının gündemiyle çünkü Türkiye'nin gündeminde de önemli konular var. Buyurun söz sizde. Türkiye'nin gündemindeki önemli konuları sıralamıştık. Tam S-400 deyince sen oradan ben Ergenekon gündemini alta koyuyordum, geri aldım. Şimdi şimdi Ergenekon davası sonuçlandı. Ben az önce rejiye birkaç şey de gönderdim. Ek görsel daha gönderdim. Onları da tutarsa hazırda. Tabii bizim söyleyecek çok şeyimiz... Ee, var ama bazen e, bir şey söyleyesi gelmez insanın büyük bir boşluk gibi e, bitti 12 yıl geçti 12 yıl sonra bitti hatalar yapıldı yanlışlar yapıldı bedeller ödendi ölenler öldü kalanlar kaldı ve nihayet bir karar verildi Esası itibariyle karar zaten kamuoyu vicdanında çoktan yer etmiş olan, zaten 2014 itibariyle de tarihe geçmiş olan, yani o 10 Mart 2014 tahliyeleriyle birlikte, tarihe geçmiş olan bir kararı, e, hükme bağladı, kağıda döktü, zapta geçirdi. Böyle bir anlamı var. Çünkü Yargıtay'da manifesto gibi bir kararla bozmuştu. Ancak, dava dosyası milyon sayfadan fazla mahkeme heyeti bu duruşmaya bakan mahkeme heyetinin sadece bununla uğraşmasını beklesek bile aylar yıllar alacak bir incelemeydi ama bununla da uğraşmıyordu sadece ve Dolayısıyla e, kararda hatalar da var benim özelimde Mehmet Demirtaş özelinde olduğu gibi en Ergenekon tertibinin çökmesinde çok ciddi rol oynayan o e, çakmak karakolu görüntüleri, ondan sonra işte bombaların hiç ortada olmaması, e, aramalardaki hukuksuzluklar, aynı durumda başka sanıklara beraat verilirken bana ceza verildi. Hatta o kadar e, absürt e, olmuş ki benim evimdeki ruhsatlı beylik tabancalarıma bile el koyma kararı vermiş. Yani davayla hiçbir ilişkisi olmayan beylik tabancalarıma bile el koyma kararı vermiş mahkeme heyeti. E, kuşkusuz bu kadar absürt bir karar mahkemede bozulacak, şeyde yargıtayda bozulacaktır. Sadece birazcık uzayacaktır. Yani sava o biliyorsunuz duruşmanın o davanın ilk sanığı bendim. E, sanırım son Defteri kapatan da yine ben olacağım yani savaş alanına ilk adım atıp en son ayrılan yine ben olacağım hiç önemi yok ama bütün bunların bu vakıa olduğu için bunu söylemem gerek bunların hiç önemi yok burada asıl mesele şudur Türk yargısı 12 yıl aradan sonra muazzam bir şeyle kararla kendine verilen kendine sürülmeye çalışılan lekeyi de temizlemiştir. Ergenekon örgütü adı altında Türk devletine yönelen tertip, Türk ordusuna yönelen tertip çökertilmiştir. O zamanın e, kocaman kocaman manşetler atan, bildiriler düzenleyen, sokaklarda darbelere karşı bir milyon adım gibi saçma sapan e, yürüyüşlerle halkı bu yalanlara inandırmaya çalışanları bugün kafasını gözünü monitörün arkasına saklamaktadır böyle gazetelerin arkasına saklanmaktadırlar. Ama bir şey var. Hala ekranlardaki yerlerini korumaya devam etmektedirler. Onu görüyorum. Sanki bu davada hiç mesela Doğu Perinçek diye bir adam hiç olmamış. Hiç gelip geçmemiş oralardan. Türkiye Gençlik Birliği diye bir örgüt hiç yok sanki. O barikatları yıkan onlar değilmiş gibi. Kendi programlarında, merkez medyanın programlarında özellikle onlara yer vermemeye çalışan, mikrofon uzatmamaya çalışan, yine çıkarıp Nagihan Alçı'yı konuşturan, yine çıkarıp Nihal Bengisu Karaca'yı konuşturan, ya da ne bileyim işte o zaman tertibe çanak tutan, tertibe destek veren e, tipleri çıkarıp konuşturan bir tutum da var. Bakın Aydınlık Gazetesi 2 Temmuz günü, Tabi arşiv bunları saklıyoruz. Çok tarihi bir manşetle çıkmış. İşte Altın Yargı'nın altın kararı. Bana şeyi de çok soruyorlar. Dur onu da anlatayım. Bana şeyi de çok soruyorlar. Geçen gün bir gazeteci arkadaşım şeyi sordu mesela. Dedi ki, efendim dedi tamam Ergenekon davası şeye bağlandı, hükme bağlandı örgüt suçundan herkese beraat verildi. Dava çöktü filan. Ama size ceza verildi. Evet, eşsiz hala yargının altın çağında olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Do Doğu Perinçek e, konuşurken yargı altın çağında dedi ya. Bana tevil ettirecek arkadaşlar. Ben orada anlattım. Anlamayanlar olmuş. Biz bir daha anlatalım. Dün Türk yargısı bir kere ben bir mahkeme özelinde konuşuyorum. Ancak yargının altın çağı e, saptaması bir genel durum üzerine söylenmiş bir şeydir. Bütün bir yargı üzerine söylenmiş bir şeydir. Önceden Türk yargısının içerisinde hakim savcı kılığında başka devletlerin hesabına Türk devletine pusu kuran insanlar vardı. Önceden yargı gücünü kullanarak Türk ordusunun terfi sistemini düzenleyenler vardı. Önceden hakimler, savcılar delil imal ediyorlardı. Önceden polisler, hakimler, savcılar suç uyduruyorlardı. Önceden yargı bir silah olarak Türk devletine karşı, Türk ordusuna karşı kullanılıyordu. İçeriye atılan sanıklar, genel kurmay başkanları bütün karargahlarıyla beraber içeriye atılıyordu. Bak önceyi anlatıyorum. Önceden FETÖ ekranlardaydı. Önceden FETÖ diziler yapıyordu buralarda saçma sapan diziler. O tuhaf metalik sesli Samanyolu haber yorumcusunun Ergenekon'un dehşet planları diye e, şeylerini dinliyordu. Kara propagandalarını dinliyordu Türk milleti. O hakimler bütün bilgileri onlara sızdırıp başka gazetecilerden Türk ordusunun gizli savaş planlarını alıyorlardı. Bak eskiden yargı böyleydi. Bunları unuttuk mu biz? Duruşmada tuvalete gitmek için tuvalette kaç kişi olduğunu saymakla görevli hakim vardı be. Bunları unuttuk mu biz? Ama bugün, bugün Türk yargısı FETÖ ile hesaplaşıyor. Bugün Türk yargısı PKK'nın üzerine gidiyor. Bugün FETÖ terör örgütü suçlamasından içeride olanların herhangi birisinin ağzından bana delil uyduruldu, bana suç yaratıldı, bana kumpas kuruldu, bu hakimler kumpas kuruyor, bu hakimler örgütlü olarak bizim için kumpas kuruyor diyen var mı? Bir tane bile yok. Bir tane bile yok. Hata yok mu? Hata var. Hata oluyor. Hatalar oluyor. İşte bana yapıldı. Bana yapıldı. Hem de ne kadar fahiş bir hata. Ama bu hatadır. Bu bir mahkemenin gözünden kaçan bir şeydir. Daha önce anlattım. Bakın Türk yargısı eline neşteri almış, ameliyatlarda kullanılan ameliyat bıçağını almış. Öbür elindeki tümörü ayıklıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir şey yapıyor. Ya, hiç yapılmamış bir şeyi yapıyor. Bunu yaparken kuşkusuz hatalar olur. Bunu yaparken bir taraftan belki bir küçük damarı keser, belki sinire dokunur. Ama genele bakarsanız, dünle kıyaslarsanız, evet yargı altın çağındadır. Bireysel hataları önümüze getirip koyup, o bireysel hatalar üzerinden bütün yargının... FETÖ'yle mücadelesinde cesaretini kıracak bir tutum almamızı bizden hiç kimse beklemesin. Eskiden böyle miydi ya? Beşiktaş Adliyesi'nde verilen bir kararı Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir hakim bozabilir miydi? Birkaç kişi vardı cesarete olan. Onları da derdest ettiler zaten. Ya tutukladılar ya görevden aldılar. Beşiktaş Adliyesi'ndeki hakimler, savcılar Türkiye'nin her yerinde işlem yapabiliyorlardı. Öyle anormal bir yetkileri vardı. Şimdi var mı böyle bir şey? Dolayısıyla değerlendirmeleri yaparken adil olacağız. Kendimize yapılan haksızlığı da görürüz. Ama kendimize yapılan haksızlığın gözümüzü kör etmesine, esası görmemizi engellemesine izin vermeyiz. O haksızlık bir katarak gibi gözümüzün önüne inmez bizim. Dolayısıyla durum şudur. Bir Yargı daha... tarihi bir karar vermiştir arkadaş. Ve Sayın Yıldırım beni duyuyor musunuz? Ne söyleyeceksin galiba? Evet, bir soru soracağım. Şimdi bu Ergenekon Mahkemesi kararlarına ilişkin Özellikle bir Akit Gazetesi'nin kararının ardından yaptığı bir e, yayın vardı. Bir haber hazırladı ve burada FETÖ'nü sulandırdığını söyledi. Hatta darbecilerin hala beraat ettirildiği yönünde bir şey açıklamaları oldu, bir haberleri oldu. Şamil Tayyardan eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyardan bir açıklama geldi yine dün. O da aynı şekilde Akit'in e, bu korosuna katılan isimlerden biri oldu ve Kenan Alpay'ın yine Akit Gazetesi'nden bunun devam ettirildiğini görüyoruz. Kenan Alpay'ın da yine birçok darbecinin toplu halde beraat ettirildiğini ve FETÖ'nün bunları sulandırıldığı yönünde mahkeme kararlarına ilişkin açıklamalar oluyor. Böyle beyanlar oluyor. Bunlara ilişkin ne, söyl ne söylersiniz? Ne yapacak? Şamil Tayyar ne yapacak? Bakın Ergenekon Mahkemesi'nin en büyük defolarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Danıştay suikasti davasını o sanıklara, o Ergenekon davasına katabilmek için o türlü kumpaslar denedi olmadı. Osman Yıldırım adında kendi işte kız kardeşini satan öldüren neyse bir sürü kötü suç işlemiş bir adamı getirdi o davaya hem tanık hem sanık hem gizli tanık olarak eklemledi. Şöyle yapıyordu mahkeme bak diyordu ki Osman Yıldırım gizli tanık 9'un söylediklerini destekliyor Demek ki gizli tanık 9 doğru söylüyor. Bunlar birbirini tanımadığı halde. Bunlar ikisi üçü aynı adamdı halbuki. Peki Osman Yıldırım'ı Türkiye'ye kim hediye etti? Şamil Tayyar. Osman Yıldırım'ı Türkiye'ye hediye eden kişi Şamil Tayyar'dır. Avukat Mehmet Ener'in onunla görüşmesinden sonra onu köşesinde yazan, ondan sonra onun savcılarla buluşmasını şey yapan, hazırlayan odur. Zeminini hazırlayan odur. Şamil Tayyar'ın yazdığı tonlarca kitap vardı. Bir sürü para kazandı. O kitaplar sayesinde şey oldu. Eee milletvekili oldu. Şimdi ne diyecek Şamil Tayyar? Akit. Akit ne diyecek? Allah aşkına Akit ne diyecek? Bir verir misiniz? Akit elbette ki sahip çıkacak. Akit'in başka seçeneği var mı? Şimdi zaten durum şu. Şimdi yargı kararını verdi. Aydınlığın manşetini gösterdim kararı göremeyenler de var. Bak bak Yeni Şafak gazetesi şu kadar görmüş. Bak şu kadar. Burada Yeni Şafak gazetesini biraz sonra da yaptığı çok güzel haberlerden dolayı çok e, takdir ettiğimiz olmuştur. Bak ama bu kadar vermiş. Sözcü Hürriyet Cephede zafer kazandık. Mehmet Demirtaş. Aydınlıkta. Ve milliyet. Herkes bir şekilde vermiş bunu. Ver şimdi bir günü. Ver şimdi Akit'i. Ver şimdi e, işte Nurcuların gazetesini. Ver bakayım ne vermişler. Şu kadarcıktır. Bu adamlar ne diyecek? Bu adamlar zamanında zamanında tertibe kol kanat gelen, Tertibin, şeyini, propagandasını yapan gazetelerde adamlardı. Akit gazetesinden zaten başka bir tutum beklenemez. Akit gazetesi, şimdi Türkiye'de zamanın tertibe destek olanlarının bugünkü tutumu şu. Soldan bakanlar, meseleye soldan bakanlar, bu hafta yazıyorum da bunu, böyle sadece yıkıntıları anlatıyorlar şunu kaybettik, bunu kaybettik, orduyu kaybettik, işte ö, yargıyı kaybettik, Türkiye mahvoldu, çözüldü devlet bilmem ne falan. Güzel. Sağdan bakanlar bir kısmı gerçekten samimi olarak öz eleştiri yaptılar bir kısmı. Ama liberallerle birlikte olan bir diğer kısmı içinde bol miktarda ama fakat ama biz öyle dedik ya aslında filan gibi cümleler bulunan ifadelerle kendilerini yeni duruma uydurmaya çalışarak bu ekranlardaki yerlerini muhafaza etmeye çalışıyorlar. Akit de bunu yapar. Akit ben yanılmıştım diyecek feraseti gösterse zaten başka bir noktada olur. Dolayısıyla bunlara şaşırmayacağız. Bunlar istediklerini söylesinler, istediklerini yapsınlar, istediklerini anlatsınlar. Ergenekon kumpasını Türk milletinin başına, Türk ordusunun başına örmeye çalıştılar. Onun propagandasını yaptılar. O söyledikleri cümlelerin de hepsi yalandır. Yok efendim ne FETÖ sulandırmış, Ergenekon kapanmış falan filan. FETÖ en çok hangi gazeteye reklam veriyordu acaba? FETÖ en çok hangi gazeteye reklam veriyordu? FETÖ'ye bağlı firmalar en çok hangi gazeteye reklam veriyordu? Açsın kendi tarihlerine baksınlar. Artık biliyorsunuz. Ee, bilişim çağındayız, iletişim çağındayız. Artık silinemiyor bunlar arşivden. Böyle tık diye bastın mı geliyor onlar. O yüzden bunları yadırgamıyoruz sevgili Deniz Adalı. Bunlar böyle yapmaya devam edecekler. Bunların özelliği bu. Bunların dünyaya bakış açıları o kadar dar bir yerde ki... Bunların ideolojileri ve fikir dünyaları bir katarak gibi gözlerinin önüne inmiştir. Önlerini göremezler. Bir de çaresizdirler ya bunu savunacak. Başka yapacağı bir şey yok. Tertibin ilk mağdurlarından yüzbaşı Murat Eren hala e, e, beraat edip göreve dönemedi. Bakın kara kuvvetlerinde pilot eksiği var. Ben Atabeyler meselesini hapse girmeden önce en detaylı yazanlardan biriyim. Ne olup bittiğini bilenlerden biriyim. Hiçbir şey yok orada biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. Tamamen algı operasyonu. Tayyip Erdoğan'ı bu Ergenekon e, safsatasına inandırmak için... ...işte bak sizin evinizin yakınlarında bu adamlar şunu planlıyor, bunu planlıyor diye yapılmış bir şey. Bak hiç söylemediğim bir şey söyleyeyim. O buldukları şeyler, e, flamalar, şunlar bunlar... ...bu adamların eğitimde kullandıkları bir şey. Aldıkları özel bir eğitimde kullandıkları bir şey. Materyal. Dolayısıyla hatalar var ama bütünü itibariyle Şamil Tayyar'lar, Akitler, Bir Günler tarihin e, o şeyine gömülmüştür. Onların iddiaları o çöplüğe gömülmüştür. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin e, 2 Temmuz tarihli bir manşeti vardı. Onu da alalım. O da çok önemli. E, Cumhuriyet Gazetesi kocaman bir manşetle şeyi görmüş. Eee... 12 yıllık yalan bitti diye görmüş. Güzel. Güzel. Tabii Cumhuriyet yönetimi değişti. Cumhuriyet gazetesinin o zamanki şeyi yönetimi bazıları kaçtı gitti yurt dışına, bazıları işte görevden alındı filan neyse. Hala oralarda bir takım şeyler var mı bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet gazetesi bu davada müdahildi biliyor musunuz? Müdahil olmuştu. İlhan Selçuk sanık sırasında benim arkamda Kemal Alemdaroğlu ile yan yana oturuyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları, Abdullah Öcalan'ın avukatları olan KCK davasından daha sonra tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın da avukatlığını yapanlarla yan yana en ön sırada oturuyorlardı. Orada Türk subaylarına şu soruyu sordu. Şu sorunun sorulmasına seyirci kaldılar. Düşman eline geçtiğinizde konuşmamak için eğitim aldınız mı? Oturdular bize sorular sordular orada. Bunları da unutmadık. Yani o e, Hikmet Çetin Kaya'nın yazılarını da unutmadık. Bütün bunları da unutmadık. Ama herkesin şimdi bir yeni sayfa açıp geçmişe, geçmişte yaptığı hatalarla bir yüz yüze gelmesi lazım. Ergenekon hakkında söyleyeceklerim bunlardır. Ergenekon'la ilgili bizim mücadelemiz devam edecek. Biz bu mücadeleyi e, savaş alanından en son ayrılmanın ayrıcalığı olarak görerek yapacağız. Öyle yapacağız. Helikopterden savaş alanına ilk inen ve en son ayrılan olacağız. Ee, onu da yüzümüzün akıyla başaracağız, çıkacağız oralardan. Ama herkesin yaptığı da yanına kalmayacak. O gün bu tertibin kamuoyunda propagandasını yapanlardan da gün gelip hesabı sorulacak. Şimdi bu haftanın önemli olaylarından bir tanesi siz dediğiniz gibi S400 meselesi. Tabii başka şeyler de var ama. Ee, hızlıca ona gireyim ben bu zamanımızı aldı bir, biraz çok güzel bir şey söylüyor şimdi e, Tayyip Erdoğan diyor ki düşman saldırınca füze mi arayacağız ama hürriyette başka bir telaş var barış konuşlanması <laughs> bugünkü cumhuriyette de var bugünkü cumhuriyeti alabiliyorsanız bugünkü cumhuriyette de var şey ne yazmışlardı kapalı. Ee, şeyi kapalı radarı kapalı S-400 şimdi Nevşin Mengü'nün meşhur bir videosu çıktı şeyden sonra ee, Meral Akşener'in bizi tebessüm ettiren o muazzam S-400 uzmanlığını sergilemesinden sonra Nevşin Mengü'nün bir şeyi çıktı ambalajı aç <laughs> açılmayacakmış falan sonra e, Meral Akşener yeniden e, ...sahneye çıktı... E, ...biz dedi bunu depoda çürütecekmişiz... E, ...böyle bir şeyler söyledi falan... ...tabii bunları şeye dayandırıyorlar... E, ...bir uzmana danışmadan konuştukları için... ...bunları mesela... E, ...Dışişleri Bakanı'nın... ...acil durumda kullanacağız cümlesine ...acil durumda kullanmak... ...yani acil durumda kullanmak ne demek... ...onların kafasına göre şöyle bir şey... Acil durumda kullanmak, bunu depoya koyuyorsun ya da ambalajını hiç açmıyorsun. Yani eğer bunları rahatlatacaksa benim önerim şey, namlusuna çaput tıkıyalım, namlularına çaput tıkıyalım. Belki yani ambalaj, ambalaj delinir bu arkadaşlar korkar. Namlularına çaput tıkıyalım. Bak o da olur yani. Böyle düşünüyorlar. C400'ü alacağız. Barış konuşlanması deyince depoda tutacağız. Lazım olunca koştur koştur çıkartacağız falan. Değerli parti önderi Sayın Meral Akşener ve onun kurmay heyeti. Sayın Nevşin Mengü. Hürriyet Gazetesi'nin değerli editörleri. Bu bir hava savunma sistemi. Bu hava savunma sistemi öyle depoya konup ihtiyaç olunca çıkarılacak bir şey değil. Bu hava savunma sistemi, dur radarını kapatalım da, aa tehlike geldi, uçak geçiyor, iki, iki bombayı attı, dur açalım. Böyle bir şey de değil bu, böyle olmaz bu. Bunların stabilizasyonu var, bunların konumlanması var, bunların yeniden kendi kendini e, bulunduğu yere e, sabitlemesi var, dost düşman sistemleri var. Elbette acil durum olduğu zaman kullanılır. Acil durum olduğu zaman kullanılır. Ama kör füzeyi kullanabilir misin? Ee, şey yapılmamış, bulunduğu yere stabilize edilmemiş füzeyi kullanabilir misin? Türk ordusu, Türk devletinin hava savunmasının ihtiyaçları nasılsa o şekilde kullanacaktır bu füzeyi. Herkes bunu böyle bilsin. Namlusuna çaput maput da tıkanmayacak. Ambalajı filan da öyle e, jelatinleriyle filan durmayacak. Jelatini filan olmaz bunların. Öyle ambalajı mambalajı olmaz. Depoya mepoya sığmaz. Öyle depo mepo filan olmaz. Sayın Akşener. Geçen haftalarda hep söyledik. Musluk değil bu. Bu haftanın en çok konuşulacak konularından biri olduğu belli bu S-400 konusunun. Daha da konuşulacak. İşte Nevşin Mengi oradan e, bilgi parçaladı bize çok güzel. Aslında o kadar da iyi değilmiş. Aslında şöyleymiş, aslında böyleymiş. E, kullanıcılardan biri de e, Rus Ordu Korosu'nun bir müziğiyle S-400'ün şeylerini koymuş e, teknik özelliklerini koymuş. Vallahi sesli güldüm. Sesli güldüm yani tutamadım kendimi. Ya insan kendini böyle duruma düşürür mü? Bu haftanın önemli meselelerinden birisi Birleşmiş Milletlerden Skandal Anlaşma. Birleşmiş Milletler PKK ile bir anlaşma imzaladı. Efendim küçük çocuklarla ilgili e, e, şeye karışan teröre karışan küçük çocuklarla ilgili anlaşmaymış falan filan. Ama bakın bunun önemli bir özelliği var bu anlaşmanın. Bu anlaşma bir terör örgütünü yani Birleşmiş Milletler'in de terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapıyı meşrulaştıran, bir devlet gibi, bir taraf gibi konumlandıran bir anlaşma. Cumhurbaşkanı bununla ilgili BM'yi silkeleriz dedik ki bu adımı mutlaka Türkiye görecek bekliyoruz. Bu adımı mutlaka Türkiye görecek bekliyoruz. Burada bir haber vereyim. Ee, Irak'ta PKK Irak'ın kuzeyinde e, yeni bir örgüt daha kuruyor. Şimdi bununla ilgili bir analiz yazıyorum. Irak'ın güneyinde yeni bir örgüt daha kuruyor. Amerika orada mevzi kazanmaya çalışıyor ama bir yandan da Türkiye'ye güvenli bölge planını dayatıyor. Suriye'de güvenli bölge planına dahil ol. Onu kabul et. İşte güvenli bölgenin kaç kilometre derinlikte olacağını, PYD'nin ne kadar bir alanda kalacağını kararlaştıralım. Ama bu güvenli bölgeyi kabul et diyor. İşte o güvenli bölgenin sonu budur. Bak ben söylüyorum. O güvenli bölgenin kabul edilirse eğer, nasıl olursa olsun, isterse o güvenli kuşağı bütünüyle bize versinler. O güvenli kuşağın sonu bu olur. Birleşmiş Milletler gibi başka e, şeylerde, kurumlarda bunları bir meşruiyet zeminine kavuştururlar. Suriye'nin bölünmesi olur. Önemli, çok önemli Cumhurbaşkanının Çin gezisi. Şimdi burada Cumhurbaşkanının Çin gezisinde bak şimdi çok önemli bir şey var. Hemen karar gazetesi, Washington Post şeyi dinliyor mu bilmiyorum. Bunu gönderelim. Bak örnek veriyorum size karar gazetesini. Karar gazetesini kendinize örnek alın. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çin'e gitti. Çin devlet başkanıyla ile Xi Jinping ile görüştü. Oradaki durum hakkında bilgi aldı. Uygur yetkililerle görüştü. Efendim Uygurlar geldiler. Uygur bölgesi, Uygur sincan, Uygur özel bölgesi başkan yardımcısı geldi. Aydınla şey yaptı, röportaj verdi. Dedi ki terörü yendik, halk mutlu. Hangi terörden bahsediyor? Radikal dinci terörden bahsediyor. Cumhurbaşkanı bütün bunları gördükten sonra yeni havaalanının İpek Yolu'nun en büyük duraklarından biri olduğunu, efem söyleyeyim, ikili ilişkilerin gelişmesinin çok önemli olduğunu Çin ile ortak rüyamızın ipek Yolu olduğunu söyledi. Çok önemli cümleler bunlar. Neden önemli? Çünkü bizim ortak rüyamız olan İpek Yolu'nun üzerine Amerika ateşler yakıyor. Amerika oralarda ateşler yakıyor. Suriye'de ateşler yakıyor. Uygur bölgesinde ateşler yakıyor. E şeye doğru ateşler yakıyor. Karadeniz'e doğru ateşler yakmaya çalışıyor. Dolayısıyla dolayısıyla bu çok önemli. Ziyaret sonucunda Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Evet. İbrahim Karagül'ü bu arada tebrik etmeliyim. Onu söylemeliyim. Şurada yazısı. Çok muazzam bir röportaj yapmış. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunu sormuş İbrahim Karagül. Demiş ki, bulamadım şimdi ama. Demiş ki gerçekten gazetecilik örneği, Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni. Demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Uygur bölgesiyle ilgili Türkiye'de bir takım duygusal, bir takım gerçekten kopuk çıkışlar Türkiye Çin ilişkilerine zarar veriyor. Bunlar kasıtlı. Bunlardan siyaset, siyaseten nemalanmaya çalışanlar var. Açıklaması yapınca demiş ki, efendim sayın dışişleri bakanlığı da bir Uygur şairin öldürüldüğü hakkında bir açıklama yapmıştı falan diye bir soru soruyor cumhurbaşkanına çok. Hani, Bağımsız gazeteciyim diye sağda solda caka satanlara duyurulur. Cumhurbaşkanı da diyor ki orada bir iletişim hatası olmuş. Bunun önüne geçeceğiz. Bir daha böyle hataların olmasını engelleyeceğiz. Değerli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Biz o açıklama yapıldığı zaman tam da buradan, tam da bu ekranlardan ne dedik? Dedik ki bir telefonunuz da mı yoktu Çin Büyükelçisi'ni arayacak? Çin Büyükelçisi'ni arayıp, Çin Büyükelçisi'ni arayıp bu işin aslını aslını soracak bir telefonunuz yok muydu? Ve o iletişim hatası ortaya çıktı. İşte karar. Şimdi bu haberi verecek ya. Büyük bir şey. Büyük bir şey. Amerika'yı paniğe sokacak bir şey. Cumhurbaşkanı Çin'e gitmiş. Uygur yalanları Çin'e gidişimizde önümüzdeki en büyük engel. Duygusal engel. Diyorlar ki işte orada Çinliler Uygurları katlediyor filan. O engeller aşılmış. Çin'e gidilmiş. Oradan bütün dünyaya bir görkemli bir askeri törenle karşılanıyor. Bütün dünyaya mesajlar veriliyor. Karar gazetesinin olayı veriş biçimine bakın. Çin TV'sinden Uygur iddiası. <laughs> Efem ha haberi Çin devlet televizyonundan e Reuters'tan filan almış da haber doğru değilmiş. Bir iddiaymış. Yani Cumhurbaşkanının orada bunları söylemiş olması, oraya gitmiş olması filan. Şimdi zamanında yaptığımız gibi bunlara da söylüyorum. Telefonunuz yok mu arkadaşlar? Ya da Cumhurbaşkanlığı resmi sitesine girip oradaki açıklamalara bakamıyor musunuz? Ya da sizin genel tercihiniz mi? Dışarıdan bildirmek. Reuters'tan bildirmek. Haftanın bir diğer önemli olayı, bugün itibariyle Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da orada Başbağlardaki katliam. Madımak katliamı yüreğimizde bir yara gibi durmaktadır. Madımak'ı yakan eller biz biliyoruz. Herkes biliyor. Madımak yangınına ilk müdahale etme eden birlik Kayseri Komando Tugayıydı. Benim birliğim. Benim arkadaşlarım ben gidemedim, benim arkadaşlarım gitti. Biliyorum orada ne olduğunu geldi anlattılar. Madımak'ı yakanlar başbağlardaki katliamı yapanlarla aynı odak tarafından yönetiliyor. Aynı odak tarafından yönetiliyor. Herkes bunu böyle bilsin. Sırf Sünni oldukları için oradaki oradaki insanları, oradaki çocuk, çoluk, yaşlı 33 kişiyi unutamayız. Diğerlerini de yok sayamayız. Türkiye'nin evlatlarını yaktılar, Türkiye'nin evlatlarını kurşuna dizdiler. Sen Şiisin, sen Sünnisin diye birbirine düşürmek için. Bugün bu iki acıdan herhangi birisinin tarafı olanlar Madımak'ı yakıp başbağlarda katliam yapanlarla aynı taraftadır. Kimse bu iki acıdan birini seçmesin. Hiç kimse. Başbağlar da bizim acımızdır, Madımak da bizim acımızdır. Uyanıyoruz artık. Artık uyanıyoruz. Ergenekon bitince ne oldu? Kısa bir şey anlatayım, bitireyim. Ergenekon. Kısa bir şeyden önce bu hafta. Sayın Yıldırım. Ergenekon. Ergenekon demeden bir yorumlamanızı istediğim bir konu daha var. Onu da sorayım. Kısaca hepsini artık toparlarsınız. Şöyle çok tartışılan bir konu yine gündemde. Yine milliyetçi olduğunu söyleyen bir İyi Parti ile HDP arasında bir mecliste gerilim çıktı. Ve HDP'den haddinizi bilin çıkışı geldi. Tabii bu konu çok tartışılıyor. Siz neler söylersiniz? Nasıl bakıyorsunuz meseleye bu tartışmaya ve sonrasındaki yaşananlara? Gerçekten gerçekten de çok 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 önemli bu. Çok önemli bu. Çok önemli bu. Şimdi biz hep söylüyorduk o iyi niyet tırnak içinde iyi niyetli arkadaşlara diyorduk ki bak bu ittifak PKK ile yapılıyor. HDP ile yaptığınız ittifak PKK ile yapılıyor. Cemil Bayık ile yapılıyor. O ittifak Duran Kalkan'la, o ittifak Murat Karayılan'la yapılıyor. Mehmetçi ateş edenlerle yapılıyor. Bizi dinlemiyorlardı. Bize diyorlardı ki, ama efendim demokrasi var. Ama efendim onlar işte anayasaya göre kurulmuş parti falan filan." Ağızlarının payını o HDP'li Fatma Kurtulan çıktı verdi bugün. Ne diyorsunuz siz dedi ya? Biz bizim dedi. PKK'nın oylarıyla orada oturuyorsunuz siz. Adam olana ölümden beter. Ölümden beter. Durur da sorgular bir kendi kendini. Bak ne dedim az önce? Irak'ta adımlar atılıyor. Bütün bunlar onun ön adımlarıydı. PKK yapı değiştiriyor. PKK artık şehirlerde daha güçlü bir lojistik ağ yaratmaya çalışıyor ki daha metropolik bir yapıya bürünsün. Eylemler buraya sarkacak. Bütün bunlar onun ön adımları. Az önce Irak'tan söz ettim. Irak'ta kurulan işte PKK yeni bir yapılanma kuruyor. Irak'ta Amerika mevzi kazanmaya çalışıyor ama öte yandan Türkiye bastırıyor, İran bastırıyor. Şimdi size bu hafta söz verdiğim için bunu göstermek zorundayım. Ee, çok faydalı, çok güzel bir kitaptan söz ediyorum son cümlemde. Ee, Mehmet Nari'nin Savaş ve Çatışmalardan Yorgun Irak isimli kitabı. Yorumdan bağımsız, eski bir asker, şu anda da Irak'ta zaten. Yorumdan bağımsız, saf bilgiyle donatılmış, görgü ve tanıklıkla donatılmış bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Ergenekon meselesinden e, bir rüzgar noktasına gelmek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fatma Kurkulan çıkıyor diyor ki siz bizim oylarımızla kalıyorsunuz. Cumhurbaşkanı gidiyor e, Çin'de biz e, İpek Yolu ile dünyaya işte şey yapacağız, yeni bir düzen kuracağız diyor, anlatıyor falan. Bir rüzgar esiyor. Ben 90'lı yıllarda dağlarda gezen bir tim komutanıydım. O zamanlar bir şarkı dolaşırdı. Wind of Change diye Alman bir grup söylerdi Scorpions. Wind of Change şarkısı değişimin rüzgarı demekti. Biz kuşkusuz o zaman da e, sırt çantamızda kitap taşırdık ama 20 yaşında 21 yaşında bir adam o şarkının klibinde anlatılan politik şeyleri kavrayabilecek şeyde değildi, durumda değildi ama Şöyle bir şey de var. Biz Sovyetler Birliği'ni düşman olarak tanımlayan bir sistem tarafından yetiştirildik. Ve o klipte gördüğümüz şeyler o düşmanın bütün sembollerinin yıkılmasıydı. Berlin Duvarı yıkılıyordu. Kremlin'de şeyde Kızıl Meydan'da şey veriliyordu. Efendime söyleyeyim, rak konserleri veriliyordu. Reagan'la Gorbaçov tokalaşıyordu filan. Değişim rüzgarı ama bizim bu tarafa hiç gelmiyordu kardeşlik falan diyordu şarkının sözlerinde. Ama o değişim rüzgarı bizim dağlara mayın olarak geliyordu. Biz yıllar sonra, biz yıllar sonra anladık, biz o zaman anladık. Yani biz 2-3 yıl sonra Amerikan helikopterlerinin Osman Öcalan'ı bizim avucumuzun içinden alıp götürdüğünü gördüğümüzde anladık. Çekiç güç oraya geldikten sonra değişim rüzgarının nasıl bir rüzgar olduğunu. Ama Türkiye yıllar sonra anladı. Yıllar sonra. İşte bugün bir rüzgar esiyor. Değişim rüzgarı. Bu sefer doğudan esiyor. O gün batıdan esen rüzgar bize mayın olarak geliyordu. Bak Ergenekon kararının sonucunu söylüyorum. Ergenekon kararının sonuçlarıdır işte bütün bu Çin gezileri. Bütün bu S-400 alımları. Ergenekon Türkiye'ye vurulmak istenen son yumruktur. Ve o son yumruk Türk milleti tarafından bertaraf edildikten sonra işte bu rüzgar esmektedir. Doğu'dan bir rüzgar esmektedir. Değişimin rüzgarı. Yeni bir dünya kuruluyor. Ha bu arada bu değişimin rüzgarı batıdan farklı algılanıyor. Bir diziden geliyor. Onlar Winter is Coming diyorlar. Kış geliyor yani. Onlar için kış geliyor. Asya için bahar geliyor. Herkese selam ve saygıyla sağlıklı bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Oktay Yıldırıma gazeteci yazar yine Türkiye'nin önündeki yine önünde e, önüne de yansıyacak konuları haftanın en çok konuşulan gündem başlıklarını ve tabi medyanın bu olaylara bakışını eleştirel bir dille tabi e, anlattığı bölümleri de oldu tabi e, olaya mesele düzgün bakan gazeteleri, medya organlarını ve yine kişileri de övdüğü ve bunların devam etmesi önünde e, örnek olduğunu söylediği bir programda bir e, söyleşi de sözlerini bizlere anlattı ve tabii gündeme ilişkin yaptığı uyarılar da Ergenekon Mahkemesi kararına ilişkin yine altın kararlar vurgusu da oldukça anlamlıydı ve tabii ki başbalar Başbağlar katliamı vurgusu da oldukça anlamlıydı. 2 Temmuz'da, 5 Temmuz'da bizim ortak acımızdır. Bunlardan birbirini ayıranlar, birini tutup diğerini ayıranlar yine bu komploya, bu tuzağa da destek olmaktadır vurgusu da oldukça anlamlıydı. Kendi adıma etkilendiğimi söyleyeyim ve sizlere de bir kez daha bunu hatırlatmak isterim değerli izleyenler. Bu dakika itibariyle...